Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı romanı bu eser tarihi roman niteliği taşır. Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır. Milli mücadeleyi Anadolu üzerinden anlatmıştır. 1962 yılında bu roman filme uyarlanmıştır. Yıldız isimli karakterin bireysel serüveni üzerinden dönemin Ankara'sı ve Kurtuluş Savaşı yılları yüzeysel bir biçimde anlatılmıştır. Sosyal ve milli konular işleyen, milli edebiyat çizgisinde sade bir dille eserler veren Aka Gündüz, milli konuları işlemeyi tercih eden bir romancıdır. Eserlerinde sık rastlanan konulardan bir tanesi de Rumeli'de düşman eline geçen topraklara duyulan özlemdir. Romanın şahıs kadrosuna gelince, ana karakterimiz Yıldız, Ankara'nın Dikmen bölgesinde yaşadığı için ona Dikmen Yıldızı denir. Nişanlısı Murat, ve Yıldız'ın babası Kamil Bey ana karakterlerimizdir. Konu aslında Yıldız adlı genç kızın kişisel öyküsü şeklindedir. Kurtuluş Savaşı zamanı Yıldız yüzbaşı Murat ile nişanlanır. Murat'ın gizli görev nedeniyle cephede öldüğünü söylerler ona. Bu haber üzerine yıkılan Yıldız'ın ruh sağlığı bozulur. Anadolu'da savaş yorgunu bölgelerde gezerek ruh sağlığı yerine gelen Yıldız'a iyi haber Romanın sonunda verilir ve böylelikle yazar bir kadının gözünden Kurtuluş Savaşı mücadelesini bize vermiş olur. Dikmen Yıldızı romanı Kurtuluş Savaşı'nı anlatan diğer eserlerin aksine kişisel ve sosyal olayları da Kurtuluş Savaşı ile harmanladığı için farklı bir perspektif sunar bize. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu'dan bakarak gözlemleme fırsatı verir bize. Bu yönüyle Dikmen Yıldızı diğer romanlardan farklıdır. Bu yönüyle okunası bir eserdir.